Muhalefetin gündeminde de şu var, aslında hepimizin gündeminde, yani ister istemez dahil oluyoruz tabii ki. Muharrem İnce'ye teklif götürüldü mü, götürülmedi mi? Fikri Sağlar, eski bakan, diyor ki ben görüştüm, teklifi götürdüm. Muharrem İnce de diyor ki teklif, yani o gelmişken, görüşmeye geldiğinde zaten her şey bitmişti. İsimler belli olmuştu, süreç başlamıştı diyor Muharrem İnce. Her iki ismi de biz TV100 yayınında ağırladık. Sevgili Ece Üner, indirekt değil, direkt sorar soruları, öyle yaptı yine. Bakalım her iki isim neler söyledi. TV100'e konuştu, teklif tartışmasının perde arkasını anlattı. Amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye ittifaka katılması için teklif gittiğini ancak uzlaşma olmadığını açıklamıştı. Eski bakanlardan Fikri Sağlar da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu teyit etmişti. TV100 ana haberde Ece Üner'e konuşan Sağlar teklifin detaylarını anlattı. Bildiğim kadar içi dışı bir olan Muharrem İnce'nin kendisini onore edebilecek bir tavır içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyebilecek bir noktayı oluşturacak bir ortam geliştirilirse hayır demeyeceği düşüncesindeyim. Muharrem İnce, TV100 ana habere konuk oldu. Sağlar'ın sözlerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı imzaları toplanmış. Kurallar çekilmiş. Oy pusulaları basılmış, 24 saat kalmış, dostlar alışverişte görsün diye amaç anlaşmak, uzlaşmak, ittifak yapmak, bunların hiçbirisi yok. Amaç kamuoyundan sana baskı yaptırırız, çekil. Böyle bir dünya yok. İnce yaşananları ayak oyunu, Bizans oyunu olarak tanımladı. Bunlara bu ayak oyunlarına, bu Bizans oyunlarına bir dur diyelim. Amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ama ben imha olmayacağım. Yüksek Seçim Kurulu'na Sertaç Murat Koç'a ve Ankara mesaisine sevgiler bizim için. TV100 Haber ekibi adına müthiş bir mesai de bizden yana da var. Yani liste mesaisi var, siyasi mesai var, haberci mesaisi daha fazla var. Bir an olsun kaçırmak istemiyoruz, hiçbir bilgiyi sizlere aktarabilmek, en sıcak şekilde ulaştırabilmek adına. Ve dönelim Sayın Bakan'a. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı programa katıldı. Candaş'ın programına, kanalımızda konuktu. Dediğimiz gibi birçok soruya yanıtlar geldi. Benim gibi endişeli insanlar böyle pür dikkat Sayın Bakan neler söylüyor, tek tek odaklanarak dinlemiştir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi Sayın Bakan, bu TOKİ binalarına ilişkin, çalışmalara ilişkin, deprem bölgesine ilişkin olarak neler söyledi ve tabii ki İstanbul diyeceğiz. Bakalım. Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. Evet. Yani ve burada yaklaşık 600 bin canımız yaşıyordu. Hiçbirinin burnu bile kanamadı. Yıllardır, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz sosyal konutun, sosyal devlet anlayışının ne kadar önemli olduğunu da burada bize bir kez daha bu deprem göstermiş oldu. Depremden en sağlam TOKİ binaları çıktı. 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 3.5 milyon. 3.3 milyon konutun. Kaç insan bu? 4'le mi çarptınız? Bunu 4'le çarptığınızda 12 milyon insanımızı sadece kentsel dönüşüm ve yapmış olduğumuz sosyal konutlarla birlikte can ve mal güvenliğini teminat altına aldık demek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV100'de Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğum programına konuk oldu. Kurum, Mayıs ayına kadar 319 bin konutun çalışmasının başlayacağını söyledi. Kaç konutun sözleşmesinin imzalandığını TV100'de duyurdu. Mayıs ayının sonuna kadar 319 bin konutu sahada başlatmayı hedefliyoruz. Depremin üzerinden 2 ay geçti ve biz şu an 78 bin konutumuzun gerek merkezlerde, gerek ilçelerde, gerek köylerimizde sözleşmesini imzaladık. Ve bugün itibariyle de 42 bin konutumuzun temelini attık. 13'ünde, ayın 13'ü itibariyle 100 bin konutumuzun sözleşmesini imzalayacağız. Bakan kurum, demografik yapının korunacağını, kültürel mirasın tescilli olduğunu söyledi. Şehrin kentsel tasarımını yaptığımız, buradaki kültürel değerleri, buradaki ihtiyacı, vatandaşımızın ihtiyacını, oradaki demografik yapıyı da dikkate alarak bir çalışma yürütüyoruz. Bizim örneğin Hatay ilimizde tarihi tescilli binalarımız var. Bir kere bu tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi biz kaybedemeyiz. Yıkılmış olabilir.
Ama biz onları inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu aynı mimariyle. Tabii ki aynı mimari. Bunlar tescilli yapı zaten. Bunları korumak zorundasınız. Bakan kurum ayrıca bir afet bakanlığına ihtiyaç olup olmadığını da açıkladı. Sizce bir afet bakanlığına ihtiyacı var mı Türkiye'nin? Bence yok. Neden? Yani ben AFAD'dan sorumlu bakanımıza da söyledim. Yani asıl olan AFAD'ı güçlendirmemiz, AFAD'ı korumamız, AFAD'ın bünyesini daha da dinamik hale getirmemiz gerekir.